Yayınımız başladı hocam. Başlayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın hocalarım, kıymetli katılımcılar, saygıdeğer dinleyiciler. Hacettepe Üniversitesi Edebiyatta Çağdaş İncelemeler Topluluğu tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihinde Dil ve Edebiyatta Yapay Zeka Öğrenci Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Oturum başkanlarından biri olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben doktor öğretim görevlisi Gökçe Ulus. Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev yapıyorum. Bu sempozyumun bir saat sürmesini planlıyoruz. Bu oturumun. Bu oturumu Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans son sınıf öğrencisi sevgili Hasine Tekin'le birlikte yöneteceğiz. Önceki iki oturumu hocalarımızın ve öğrencilerimizin sunumları sayesinde yüksek kazanım ve keyifle tamamladık. Bu oturuma Hacettepe Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Programı, tezli yüksek lisans öğrencisi Zeynep Sare Dinçkal'ın edebiyatla ilişkisi bağlamında mitoloji alanında içerik üreten podcast kanallarının incelenmesi başlıklı sunumuyla başlayacağız. İkinci sunumumuz Hacettepe Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Programı doktor öğrencisi Burcu Algan'ın sesli kitap başlığını taşıyan bildirisi olacak. Toplantımızın son sunumu ise yine Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans son sınıf öğrencisi Melike Bahar Yavuz'a ait olacak. Başlığı elektronik edebiyat bağlamında Storytel. Sunumların her birinin 20 dakika sürmesi planlanmıştır. Konuşmacılarımızın verilen süreye uymalarını önemli rica ediyoruz. Soru ve katkılarınızı oturumun sonunda alacağız. Şimdi sözü ilk konuşmacımıza bırakıyorum. Buyurunuz. Herkese merhaba. Ben bugün elektronik edebiyat üzerine bir incelemede bulunacağım. Bu bağlamda edebiyatla ilişkisi bağlamında mitoloji alanında içerik üreten podcast kanalları üzerine bir değerlendirme yapacağım. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. İlk olarak podcast ve podcasting kavramlarını tanımlayarak başlamak istiyorum. Podcast kelimesi iPod ve broadcast kelimelerinin sentezinden oluşuyor. iPod'daki küçük kapsül anlamına gelen pod ve broadcast kelimelerin birleşiminden oluşuyor. Bu terim ilk defa 2004 yılında gazeteci Ben Hammersley tarafından kullanılmış ve sesli yayınlar kavramını karşılaması amaçlanmış. Bu sözcük başlangıçta sadece iPod için ortaya çıkarılmış olsa da zamanla elektronik ortamın birçok alanına tezahür etmiş. Podcasting ifadesi ise podcast'a hayatımıza giren bir ifade ve çevrim içi içeriğin üyelik, abonelik üzerinden kullanıcılara sunulması anlamına geliyor. Podcast'i en genel tabirle tanımlayacak olursak sayısal seslerin ve dijital medya ürünlerinin bir takım elektronik cihazlar üzerinden dinlenilebilecek ve indirilebilecek şekilde yayınlanması olarak ifade edebiliriz. Genellikle MP3 formatında yani sesli formatta yayınlanan podcastlerde RSS ve XML teknolojileri kullanılıyor. RSS dediğimiz teknoloji bir web sitesindeki içeriğin belli standartlara göre yapılandırılarak kullanıcıların yeni güncellemelerden ve yüklemelerden haberdar olmasını sağlayan bir protokol. Bu sayede yeni bir içerik yüklendiğinde ana sayfamızda bu içerik beliriyor ve kullanıcılar hızlı bir şekilde içeriğe erişebiliyor. XML de yine RSS ile kullanılan bir dosyalama sistemi. Podcast'e değinmişken vidcast ve vodcast kavramlarına da değinmek istiyorum. Podcast'ler ses dosyaları ile birlikte görsel ögeleri içerebiliyorlar, resim, fotoğraf, video gibi. Ancak işin içerisine video girdiğinde bunu biz podcast'in içinde değil, vidcast ve vodcast'in içinde değerlendiriyoruz. Yani artık farklı bir kategoriye girmiş oluyor. Podcast yayıncılığının başlangıcı genellikle 2005 yılına dayandırılıyor. Fakat bazı araştırmacılar RSS teknolojisinin başlangıç tarihini esas alıyor. RSS teknolojisinin ortaya çıkmasından sonra belli başlı ufak tefek podcast yayınları yapılmış. Ancak henüz sistemleşmediği için başlangıcını 2005 yılından itibaren kabul etmişler. Ben Hammersley'in The Guardian için yazdığı makalesiyle birlikte kullanılmaya başlayan bu kavram zaman içinde kitlelere yayılmış, toplum tarafından kabul görmüş ve belirli bir formata sahip olmayan herkes tarafından üretilebilen podcastler
Apple'ın ürünlerinden olan iPod ve iTunes aracılığıyla daha da yaygınlaşmış. Burada özellikle 2004 yılında kullanıma sunulan iTunes 4.9 versiyonunun arayüzünü görüyoruz. Bu arayüzle birlikte podcast kısmı eklenmiş. Burada en çok dinlenen top podcast kısmında en çok dinlenen podcastlere yer verilmiş. Kategorilerden kullanıcıların isteklerine, arzularına göre podcastleri bulması amaçlanmış. Yine burada bir arama butonuyla kullanıcıların istedikleri podcastlere ulaşabilmesi sağlanmış. 2010'lu yıllara geldiğimizde podcast yayınlarının farklı platformlara taşındığını görüyoruz. Taşınabilir medya cihazlarının, özellikle de mobil cihazlarının kullanımıyla podcast yayıncılığı yeniden bir ivme kazanmış. Aynı zamanda da ücretli yayıncılık dönemi başlamış. Bu sayede amatör ya da profesyonel düzeyde olan içerik üreticileri düşük maliyetlerle gelir elde etme şansını yakalamışlar. 2015 yılından itibaren de teknolojik gelişmelerden podcast yayıncılığının bir hayli etkilendiğini görüyoruz. Özellikle akıllı mobil cihazların giderek yaygınlaşmasıyla hem dinlemek hem de üretmek çok daha kolay bir hale gelmiş. Bu cihazlarda ses kaydı yapıp düzenleme olanaklarının bulunması, düzenlenen ses kayıtlarının yine akıllı mobil cihazlarda yer alan uygulamalar üzerinden internet ortamına taşınabilmesi gibi faktörler yayıncılığın gelişiminin önünü açmış. Türkiye sınırları içerisindeki podcast olarak değerlendirilen ilk sesli içeriklerin 2009 yılında gazeteci Serdar Kuzuoğlu'nun yayınlarıyla başladığı düşünülüyor. Ama bu kesin bir veri değil. 2011 yılında Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu tarafından başlatılan podcast programı yine Türkiye'deki ilk podcast yayınlarından bir tanesi. Program yayın hayatına hala aktif olarak devam ediyor. 2013 ve 2014 yıllarında Geekstra ve Gerisi Hikaye adlı podcast serileri bu içerik türünün ülkemizde yaygınlaşmasında önemli rol oynamış. Asıl değişim, asıl ivme kazanması 2016 yılında gerçekleşiyor. Çünkü Spotify uygulaması yaygınlaşıyor ve pek çok içerik üretici yayınlarını bu platforma taşıyor. Mayıs 2023 verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen 10 podcast'i şu şekilde sıralayabiliriz. Ülkemizde podcast'lere erişmek için yaygın olarak kullanılan bazı platformları sıraladım ben burada. Spotify, Apple, Google, Spreaker, SoundCloud, YouTube. Podcast yayıncılığında konu, zaman ve mekan sınırlamasının olmamasından dolayı hemen hemen her alanda içeriğe rastlamak mümkün. Bu alanlardan biri de tabii ki edebiyat. İnsanın anlatma ihtiyacıyla ortaya çıkan bir alan olduğu için sesli yayıncılıkla, yani dolaylı olarak da podcast'le kuvvetli bir ilişkiye sahip. Edebiyat alanında podcast üreticilerini, kitap seslendirmenleri, eğitici bilgi verenler, edebiyat sohbeti yapanlar ve bu bağlamda okuma tavsiyelerinde bulunanlar, okuduklarını anlatanlar ve benzeri şeklinde yüzeysel olarak sınıflandırabiliriz. Bizim ele alacağımız kategori ise mitoloji. Hem elektronik kültür ortamında hem de basılı kültür ortamında pek çok mitolojik kaynağa ulaşabiliriz. Edebiyatın kaynak metinlerinden ve ilk ürünlerinden olması sebebiyle oldukça büyük bir önem arz ediyor bu anlatılar. Burada belli başlı mitolojik kaynaklardan bazılarına yer verdim. Elektronik kültür ortamındaki mitolojik anlatıları da video, podcast, blog yazısı, sosyal medya paylaşımı, film, dizi gibi çeşitli formlarda kullanıcıya sunulduğunu söyleyebiliriz. Mitoloji alanında içerik üreten podcast kanallarını inceleyecek olduğumuzda bu kanalların büyük bir kısmının Batı mitolojisi üzerinden yayınlar yaptığını görülmektedir. Bu çalışmada değineceğimiz ve inceleyeceğimiz içerikler de yine Batı mitolojisi hakkında olacak. Ben buraya Batı mitolojisi üzerine içerik üreten bazı kanalları sıraladım. Fakat bu kanalların birçoğu yayın hayatında şu an aktif olarak devam etmiyor. Bizim ele alacağımız, detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz kanal ise Mitolojik İnciler. Bu kanalların çoğuna Spotify üzerinden erişim sağladım. Mitolojik İnciler de hala yayın hayatına aktif olarak devam ediyor. Öncelikle Yunan mitolojisi olmak üzere Batı mitolojisini inceliyor ve yorumluyor. Kanala baktığımızda 2020 yılında Spotify üzerinden yayın hayatına başladığını görüyoruz ve yayıncının kendine Pandora ismini verdiğini görüyoruz. Hiçbir şekilde kimliğini belli etmiyor, anonim bir şekilde yayınlarını sürdürüyor. Kanal 2021 Spotify verilerine göre Türkiye'deki en çok dinlenen 5 podcast'ten biri olmuş. Bu gerçekten ciddi bir başarı. Ayda ortalama 2-3 bölüm yayınlanıyor ve pek çok platform üzerinden kanala ulaşılabiliyor. Bu platformların bazılarından direkt olarak içeriklere erişebilirken bazılarından da yayıncı ile etkileşime geçebiliyoruz. Instagram ve Discord yayıncı ve dinleyiciler arasında karşılıklı iletişim sağlamaları bakımından önemli bir yere sahip. Burada kanalın Instagram profilini görüyoruz. Yayıncı sadece yaptığı yayınlardan haberdar etmekle kalmıyor. Aynı zamanda faydalı bulduğu içerikleri paylaşıyor.
yorumlara yer veriyor. Müzik, kullandığı müziklerden eklemeler yapıyor. Gezip gördüğü ve mitolojik izlerin bulunduğu yerleri paylaşıyor. Ve link paylaşarak gelir elde ediyor. Kanalın podcastlerinin yayınlandığı diğer platformları da şu şekilde sıralayabiliriz. Apple, YouTube, PowerApp, Podtopen, Türkçe Podcast ve Listenus. Başka platformlar da var ama en çok kullanılanlar bunlar. Aynı zamanda kanalın BPT Podcast adlı bir ajansa bağlı olduğunu, bu ajansta da kanala ayrılan bir bölümün yer aldığını görüyoruz. Bu bölüme de kanalın sosyal medya hesaplarının uzantıları eklenmiş. Bu da kullanıcıların işini çok daha kolaylaştırıyor. Ağırlıklı olarak Yunan mitolojisi üzerine içerik üretiyor. Ve kanalı son zamanlarda İskandinav mitolojisi hakkında bölümler yayınladığını da görüyoruz. Aslında kendisi şöyle bir metot belirlediğini belirtiyor. Bir mitoloji, bir ulusa ait mitolojiyi bitirmeden başka bir ulusa geçmenin mantıklı olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle de içeriklerinin büyük bir kısmını Yunan mitolojisi üzerine ürettiğini söylüyor. Bölümlerin uzunluğu 4 ila 30 dakika arasında değişiyor. Her bölümde ayrı bir mitolojik karakter veya olay anlatılıyor. Bu anlatılar ele alınırken karakterleri güneş, ay, toprak gibi unsurlarla da sembolize ediyor. Onların temsil ettikleri kavramları vurguluyor. Örneğin Artemis'i anlatırken devamlı onun ayın sembolü olduğunu söylüyor. Gaia'yı anlatırken toprağın sembolü olduğunu söylüyor. Bölümler görsellerle destekleniyor ve her bölüme konuyla alakalı resim, fotoğraf veya dizi, film kesiti ekleniyor. Ayrıca bölümlerin öncesinde, sonrasında ya da bölümün içerisinde yayıncının konuyla ilgili bulduğu sesli materyaller kullandığını görüyoruz. Söz konusu mitolojik olayın işlendiği bir film repliği, yayıncının bölümdeki olayla ya da kişiyle bağdaştırdığı bir şarkı bu duruma örnek gösterilebilir. Yayıncının gelir elde ettiği hem de yayınladığı bölümler hakkında bilgi verdiği Patreon adlı bir platform var. Bu platformda kullanıcılar kendilerine uygun olan abonelik sistemini seçip ödeme yapabilirler, destek olabilirler. Ya da burada bazı bölümlerde kullanılan materyallerin internet sayfalarına erişebilirler. Yine Artemis örneğinde olduğu gibi Lindsay Stirling'in Artemis parçasına yer vermiş podcastinde. Buraya da linkini eklemiş. Yine Berlin'deki bir işletmeden bahsetmiş ve buraya onun haberini eklemiş. Hemen hemen her bölümde anlatacağı olaya geçmeden önce bahsi geçen karakterler ve varlıklar hakkında kısaca bilgiler veriyor yayıncı. Karakterlerin geçmişini, ortaya çıkışlarını, başlarından geçen olayları yüzeysel olarak anlatıyor ve dinleyicide temel oluşturuyor. Anlattığı karakterleri ve konumları betimlemeye özen gösteriyor ve anlatımını daha etkileyici kılıyor. Sade ve akıcı bir anlatım tarzı var. Dinleyiciye karşı sohbet havası oluşturuyor. Bu durum dinleyicinin hem sıkılmadan dinlemesine hem de eğlenerek öğrenmesine olanak sağlıyor. Yayıncı olayları anlatırken günlük yaşamın içinden olan konuyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili sayılabilecek pek çok olguya da bağ kuruyor. Sık sık benzetmeye gidiyor. Neredeyse her bölümde kendi görüşlerine yer veriyor. Bölüm sonlarında da bazı felsefi ve psikolojik çıkarımlarda bulunuyor. Aynı zamanda dinleyicilere de görüşlerini sorarak onlarla etkileşime geçiyor. Yayınlanan bazı bölümlerin dinleyicilerin istekleriyle oluşturulduğunu görüyoruz. Bu çerçevede sosyal medya hesaplarının yine podcast serilerinin kalitesini artırmada oldukça etkili olduğu söylenebilir. Yayıncının programında yer almayan ya da henüz içeriğini oluşturmadığı düşündüğü bir karakteri, olayı dinleyicilerin isteğiyle daha öne çekerek daha önce yayınlıyor. Yayıncının başta gittiği ve gördüğü yerler olmak üzere anlattığı olaylarla ve şahıslarla ilişkili olan birçok konumdan bahsettiği de göze çarpan bir husus. Bu sayede dinleyicinin kafasında bir harita oluşturuyor. Örneğin İzmir'de, Aydın'da, Hatay'da karşılaştığı mitolojik kalıntılardan, hatta İtalya'da karşılaştığı mitolojik kalıntılardan bahsedip merak unsuru uyandırıyor. Örnek verilen ögeler yalnızca konumlarla da sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda konuyla ilişkili olan birçok sanat eserinden de bahsediyor. Resim olabilir, heykel olabilir, mimari olabilir. Bunların hepsine değiniyor. Bazı bölümlerde Yunan mitolojisini diğer ulusların mitolojileriyle karşılaştırıyor ve bu karşılaştırmaları en çok Roma mitolojisiyle yapıyor. Bunun sebebi de motomot olarak Roma mitolojisi ve Yunan mitolojisinin birbirlerine aynısı olmasından kaynaklanıyor. Sadece karakter isimleri değişiyor. Karşılaştırmalar ve benzetmeler yalnızca ulusların mitolojileriyle değil, aynı zamanda halk anlatılarıyla da oluyor. Yayıncı, halk edebiyatının ürünü sayılan birkaç türle ele aldığı mitler arasında bağ kuruyor. Masallar bu bağlamda örnek verilebilir.
Yayıncı olayları anlatırken bazı olayların birkaç farklı varyanta sahip olduğunu, ancak bölümde kendisine en yakın bulduğunu, en çok beğendiğini ya da en doğru geleni ele aldığını belirtiyor. Bu aslında elektronik edebiyat ürünlerin güvenilirliği konusunda bize bir şüphe uyandırıyor. Çünkü ona güzel gelen, yakın gelen şey aslında en doğru olan olmayabilir. Bu nedenle eriştiğimiz kaynağın güvenilirliğini sorgulamakta fayda var. Anlatıcı bölümleri oluştururken yalnızca geçmişe bağlı kalmıyor ve dinleyicileri güncel gelişmelerden haberdar ediyor. Buna örnek olarak son zamanlarda Netflix'te yayınlanan Blood of Zeus adlı bir mitolojik animasyon var. Yayında bir konuk olarak iki bölümde bu animasyonu değerlendirdiğini, kendi yorumlarını söylediğini ve dinleyicilere haberdar ettiğini görüyoruz. Değerlendirmeleri ek olarak izlediği belgesellerden, dinlediği ya da okuduğu tarihçilerden, hatta gazete haberlerinden de örnekler vererek çok yönlü bir perspektif oluşturuyor. Yani sadece kendi görüşlerine değil, başka insanların görüşlerine de yer veriyor. Sık sık yararlandığı kaynaklardan bahsediyor ve zaman zaman dinleyicilere kaynak önerisinde bulunuyor. Dinleyiciler de yayıncıyla çok kolay bir şekilde iletişim kurabiliyorlar, önerilerde bulunabiliyorlar, istek ve dileklerini dile getirebiliyorlar, hatta Discord kanalı üzerinden sohbet dahi edebiliyorlar. Bazı bölümlerde günlük hayatta kullandığımız bir takım sözcük ve kavramların kökenlerine değiniyor ve dinleyicilere ek bir bilgi veriyor. Mesela Narcissus karakterini anlatırken Nergis çiçeğine değiniyor. Apollon ve Daphne'yi anlatırken Defne ağacına değiniyor. Buraya kadar elde ettiğimiz verilere baktığımızda Batı mitolojisini ele alan podcastler hakkında şu çıkarımları yapabiliriz. Elektronik ortamda podcastler üzerinden öğrenme sağlama basılı ortama kıyasla çok daha kolay, ulaşılabilir, ekonomik, eğlenceli, keyifli ve hızlı. Podcast'in zaman ve mekana bağlı kalmadan her zaman her yerde kullanılabiliyor olması dinleyicinin öğrenmesini de kolaylaştıran bir durum. Fakat podcast'ler üzerinden yapılan öğrenme basılı ortama kıyasla daha erişilebilir ve eğlenceli olsa da elde edilecek kazanımın basılı ortamdakine göre daha kısıtlı ve yüzeysel olacağı, bu içerikle derinli bir okuma yapılamayacağı unutulmamalı. Özellikle akademik bir çalışma söz konusuysa podcastler üzerinden mitoloji hakkında bilgi edinmek yeterli olmayacaktır. Daha derin okumaların yapılması gerekecektir. Çünkü elektronik anlatılar hazırlanırken basılı anlatılara göre popüler bir tutum sergileniyor. Yani dinleyici için günlük hayattan uzaklaşıp keyifli vakit geçirebileceği bir kaçış unsuru oluşturuluyor. Ayrıca elektronik kültür ortamında ulaşılan bilginin güvenilirliği de tartışmaya açık bir konu. Az önce verdiğimiz örneğe dayanarak bunu da söyleyebiliriz. Elektronik ortamın en büyük kolaylıklarından biri de yayıncıya, anlatıcıya ya da yazara ulaşmanın basılı ortama göre daha zahmetsiz olması. Bu seride de gördüğümüz üzere dinleyiciler yayıncıya çok hızlı ve kolay bir şekilde dönüt verebiliyor, değerlendirme yapabiliyor, fikir alışverişinde bulunabiliyor. Fakat basılı ortamda bulunan bir içeriğin müellifine ulaşmak, ona öneride bulunmak ya da onunla fikir alışverişi gerçekleştirmek elektronik ortama kıyasla genellikle daha zor, hatta müellif hayatta değilse imkansız bir durum. Elektronik ortamdaki mitolojik anlatıların güncel olaylarla bağlantılı bir şekilde ele alındığını, daha akıcı bir dile sahip olduğunu görüyoruz. Dinleyicinin isteklerini karşıladığını görüyoruz. Basılı ortamda bulunan anlatılar ise elektronik ortama göre daha geçmişe odaklı ve akademik bir dile sahip. Elektronik ortamdaki mitolojik anlatılar, yani podcastler oluşturulurken anlatı sesli ve görsel materyallerle desteklenmekte, dinleyici için daha zevkli bir hale getirilmekte. Ama basılı ortamlarda bulunan içeriklerde yalnızca kişiler, varlıklar, olaylar ve belli başlı önemli noktalar üzerinde duruluyor. Özellikle sesli materyallerden yoksun kaynaklar oluşturuluyor. Çünkü böyle bir imkan yok. Podcastler üzerinden yapılan mitolojik anlatılarda olaylarla ve kişilerle ilgili olan birçok unsura, mekana, sanat eserine ve konuma değinildiğini ve betimlendiğini görüyoruz. Ama basılı ortamdaki anlatılarda bu kadar derin bir şekilde değinilmiyor. Çok çok önemli olan yerlerden bahsediliyor sadece. Dijital platformlarda yer alan mitolojik olayların aktarımında anlatıcının ya da yayıncının yeterince objektif kalamadığını, sık sık kendi yorumlarına yer verdiğini, hatta psikolojik ve felsefi çıkarımlarda bulunduğunu görüyoruz. Ama basılı kültür ortamında ele alınan mitolojik anlatılar çok daha objektif bir bakış açısıyla ele alınıyor. Kişisel yorumlara dijitaldeki kadar yer verilmiyor ve sohbetten uzak bir üslup benimseniyor. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduğumuzda mitoloji alanında yüzeysel bir öğrenme yapmak için podcastlerin yeterli olduğunu, fakat podcastler üzerinden derinlikli ve akademik bir okuma yapılamayacağını anlıyoruz. Bu bağlamda podcast içerikleri bilgi edinmek için yer yer yetersiz kalsa da kısıtlı bir zaman diliminde öğrenme isteğimizi karşılaması bakımından hayat kurtarıcı bir yere sahip. Aynı zamanda mitolojik podcastlerin içerikleri aktarış biçimi göz önünde bulundurulduğunda popüler edebiyat ürünlerinden biri sayılabileceğini söylemek yerinde olacaktır.
Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kusurlarım için kusura bakmayın. Sözü Hasine'ye veriyorum. Gökçe Hoca'ya veriyorum. Fark etmez. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Sare. Çok keyifli bir sunumdu. Şimdi ikinci konuşmamızı dinliyoruz. Sevgili Burcu Algan'dan sesli kitap başlığını taşıyan bildirisini sunacak. Sesiniz gelmiyor Burcu. Pardon. Merhaba. Bugün size sesli kitabı anlatacağım. Slaytım ekrana yansıdı mı? Geldi sanırım. Geldi. Geldi, tamam. Bugün ilk olarak sunumun içeriğinden biraz bahsedeyim başlamadan. İlk olarak sesli kitabın ne olduğu, daha sonra sesli kitapların tarihi gelişimi, daha sonra Türkiye'deki durumu ve faydalarından da bahsedip bir sonuca bağlayacağım bugün sizlere. Sesli kitabın ne olduğu sorusunun cevabına gelirsek, sesli kitap veya konuşan kitap bir başka adla, bir kitabın veya başka bir eserin yüksek sesle okunduğu bir kayıt aslında. Tam metnin okutulması kısaltılmamış olarak tanımlanırken, daha kısa versiyonların okunması da yaygın bir biçimlendirme sesli kitap endüstrisinde. Sesli kitapların tarihine baktığımızda ilk olarak Edison'u görüyoruz. Bu fotoğraf 1878 yılında çekilmiş bir fotoğraf, ancak aslında Edison fonografiyi 1877 yılında keşfediyor, icat ediyor. Ve fonografik kitap uygulaması fikriyle çok orijinal olan bir fikir o döneme göre. Bu fikirle yola çıkarak Mary'nin küçük bir kuzusu vardı adlı çocuk tekerlemesini ilk kaydedilen şiir olarak nitelendirip kayıtlara geçiyor. 1800'lerin sonları 1900'lerin başlarına geldiğimizde sesli kitap teknolojisi daha yeni yeni oluşmaya başlayan bir teknoloji tabii ki ve çok kısıtlı bir süre imkanı tanıyor bizlere. Sesli kitaplar ilk olarak yuvarlak silindire kaydediliyor ve 4 dakikayı buluyor. Daha sonra düz plaklara kaydediliyor ve 12 dakikayı buluyor. Daha sonra ise oluklu plaklarla 20 dakikayı buluyor. Bu sistemle beraber ilerlemekle beraber teknolojinin de ilerlemesiyle beraber bu sistemin olanakları tabii ki daha çok artacak. 1900'lere gelindiğinde artık sesli plakların long play olarak adlandırılıp 45 dakikayı bulan sesli kitapların oluştuğunu görmekteyiz. Bu fotoğraflarda da gördüğünüz gibi ilk olarak bir plak, daha sonra bir CD, daha sonra dijital ortama aktarılması gibi gelişmeleri aktarıyor. Sesli kitapların gelişiminde, tarihinde ise 3 önemli faktör var aslında. İlk olarak devlet kurumlarının aracılığıyla çalışmaları, daha sonra şirketlerin kuruluşuyla sesli kitapların farklı bir boyuta yönelmesi, üçüncü olarak da internetin ortaya çıkışıyla beraber artık sektörel bir pazarın çok genişlemesiyle beraber 21. yüzyılda çok dinlenen bir ortamın oluştuğunu görüyoruz. Şirketlere geçmeden önce biraz devletlerin varlığından söz etmek gerekiyor bu konuda. Devlet eliyle yapılan ilk çalışmaların aslında yapılma sebebi 1. Dünya Savaşı sonrasında ve 2. Dünya Savaşı sonrasında görme yetisini kaybeden askerlerin talepleri üzerine yapılıyor bu çalışmalar. İlk olarak 1878 yılında daha 1. Dünya Savaşı gelmeden evvel Kraliyet Enstitüsü'nün bir çalışması var. Yine bir çocuk tekerlemesi olan Hey Diddle Diddle, The Cat and the Fiddle adlı çocuk tekerlemesini kaydediyorlar. Daha sonra Tennyson'un bir şiiri yayımlanıyor, basılıyor sesli plak üzerine. 1931 yılına gelindiğinde ise Amerika Körler Vakfı ve Kongre Kütüphanesi Körler İçin Kitaplar Projesi adlı bir proje ortaya çıkarıyor. Ve 1. Dünya Savaşı gazileri için bir test kayıtları yapılmaya başlanıyor bu kurumda bir yıl sonra. Bu kurumda Poe'nun Kuzgun adlı şiiri ve Helen Keller'ın otobiyografisinden parçalar kaydediliyor. Daha sonra baktığımızda bu kurumun bazı avantajları var. Tabii devlet eliyle çıkması da bunun da bir yardımcı. Bu kurum telif hakkından muaf tutuluyor. Aynı zamanda ücretsiz posta dağıtma hakkına sahip. Bu gibi faktörler de onun ekonomik olarak daha rahat etmesini sağlıyor. 1934'te yapılan kayıtlarda karşımızda hem din hem devlet hem de edebiyat dahil olmak üzere birçok farklı sesli kitap endüstrisinin ürünü karşımıza çıkmakta. Devlet açısından baktığımızda bağımsızlık bildirgesinin ve bazı vatandaşlık bilgilerinin basıldığını görüyoruz. Din anlamında İncil'den parçaların plaklara kaydedildiğini görüyoruz. Edebiyat anlamında da Shakespeare'in söneleri ve oyunlarının kaydedildiğini görüyoruz. Aynı yıl 1934'te ise İngiltere'de ilk sesli kitap kaydediliyor. Bu kitap Agatha Christie'nin Roger Ackroyd Cinayeti adlı kitabı. İngiltere'de ilk sesli kitabın kaydedilmesiyle beraber İngiltere ve Amerika arasındaki diplomatik ilişkiler de başlıyor bu konuda. Ve
aralarında sesli kitaplarının paylaşımını onaylayan bir anlaşma yapıyorlar. Böylece hem daha hızlı bir üretim hem daha tasarruflu bir üretim meydana gelmekte. 1948 yılına gelindiğinde ise artık talepler daha da artıyor bu konudaki çalışmalarda. İkinci Dünya Savaşı sonrasında askerlerin başvurularıyla beraber kurulan başka bir kurum var. Bu kurumun kurucusu Anne MacDonald eğitimin bir hak olduğunu, ayrıcalık olmadığını savunuyor ve bu sloganla yola çıkıyor. Bu sloganla beraber ders kitaplarının da sesli kitap haline getirilmesine şahit oluyoruz. 4 yıl sonra ise bu kurumun kurulmasından Amerika'nın 8 şehrinde stüdyoların açıldığını görüyoruz. Tabii bu stüdyoların sayısının artması, sesli kitapların birçok faktörde, birçok alanda örnekler vermesi şirket sisteminin de dikkatini çekiyor ve artık şirketler kurulmaya başlanıyor. Öne çıkan şirketlere baktığımızda ilk olarak bu endüstrinin tohumu olarak adlandırılan şirket Cadman Records. Cadman Records sesli kitap alanında öncü bir şirket ve bu konuda halka satış yapmayı amaçlayan ilk şirket. Sesli kitap endüstrisinin de tohumu olarak adlandırılıyor. Ekranda gördüğümüz gibi Dylan Thomas'ın şiirlerinden derleme yaparak ilk şiirlerini kaydediyor Cadman Records. Cadman Records'ın 1948'de icat edilen ve daha uzun kayıtları mümkün kılan long play sistemini kullandığını biliyoruz. Ve böylece 45 dakikalık kayıtlarını artık yayınlamaya başlıyorlar sesli kitap endüstrisi. İkinci olarak dikkatimizi çeken bir başka şirket de Listening Library. Listening Library 1955 yılında kuruluyor ve Anthony Didlow ve eşi tarafından kuruluyor. Bu şirketin politikası ise daha çok çocuklara yönelik ve çocuk sesli kitaplarını okullara, kütüphanelere, çocuk hastanelerine yollamaya başlıyorlar. Ve bu şekilde de tanınmış bir şirket ortaya çıkıyor. Üçüncü şirketimiz ise Spoken Arts. Spoken Arts 1956'da yılında kuruluyor. 700'den fazla kayıt üreten bu şirket gene o devirde çok ilgi çeken bir şirket. En çok okulları ve kütüphanelerden talep gördüğünü görüyoruz bu şirketin ve şiir ve drama alanında özellikle tanındıklarını biliyoruz. Sesli kitaplar için modern perakende sistemin başlaması, bu pazarın açılması ise 1970'li yılları buluyor. Çünkü 1970'li yıllara gelindiğinde artık kaset bantların üretimi, kullanışı yaygınlaşmış bir şekilde ve bu dönemde artık Walkman çok popüler ve sesli kitap endüstrisi de bu Walkman'in popülerliğinden yararlanıyor bir şekilde. Walkman'in daha küçük ve daha ucuz taşınabilir oynatıcılarından biri olduğunu savunuyorlar bu konuda sesli kitap için. 1970'lerin başlarında sesli kitabın hedef kitlesi de zamanla genişlemeye başlıyor. Artık sadece görme yetisini kaybeden insanlar için ya da çocuk kütüphaneleri için değil, daha profesyonel kayıtlar için yapılmaya başlanıyor bu sistem. Profesyonel aktörlerle anlaşılıyor ve profesyonel aktörlerle beraber ücretler artıyor. Yayılımı, popülerliği artıyor sesli kitap sektörünün. 1978 yılına gelindiğinde bir gezgin satıcı olan Henry Treatman Recorded Books adlı şirketini kuruyor. Bu şirketle beraber aslında demin bahsettiğimiz profesör aktörlerin ses kayıtlarını biz daha yakından görme fırsatı buluyoruz. Çünkü burada artık popülerleşmiş isimlerin popüler eserleri anlatmasıyla beraber, okumasıyla beraber ve bunların daha kısaltılmamış versiyonların okutulmasıyla beraber teknolojinin de gelişimiyle sesli kitap endüstrisi çağ atlıyor bir nevi. 1984 yılında Brilliance Audio aynı kaseti iki kat daha fazla kayıt yapmak için yeni bir teknik geliştiriyor. Ve böylece uygun fiyatlı kısaltılmamış kayıtlara geçiliyor. Bu da çok önemli bir dönüm noktası yine. Bu da pazara yeni fırsatları açıyor. 1986 yılı sektörün artık olgunlaşmaya başladığı bir yıl olarak gözümüze çarpıyor. Sesli kitaplar için de sektörün yoğun miktarda bir artış gösterdiği karşımıza çıkıyor ve özellikle ekonomik anlamda baktığımızda 1987 yılında 200 milyon dolarlık bir pazar olduğu tahmin ediliyor sesli kitap sektörünün. 1990'lı yılların ortalarında gelindiğinde ise bu rakam 1,5 milyar dolara ulaşıyor. Baktığımızda çok büyük bir artış hem de çok kısa bir sürede. 1996 yılına gelindiğinde sesli kitap sektörünün bir nevi Oscar sayılan Adeo ödülleri kuruluyor. İnternetin 1990'lı yıllarda artık kullanılmaya başlaması, yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber tabii ki sesli kitap sektörü de olumlu anlamda etkileniyor. Geniş band teknolojileriyle birlikte daha hızlı indirme hızları, tüketicilere daha fazla yayılması, yeni sıkıştırılmış ses formatlarının oluşturulması, taşınılabilir farklı medya oynatıcılarının da üretilmesiyle beraber bu sektör
daha da gelişmeye devam ediyor ve sesli kitapların popülaritesi 1990'lı yılların sonlarında ve 2000'li yılların başlarında hiç olmadığı kadar bir artış gösteriyor. 1997 yılına gelindiğinde Audible dünyanın ilk kitlesel pazar dijital medya oynatıcısına öncülük ediyor. Adı The Audible Player olan bu sistem $200 satılıyor. 2 saatlik ses kapasitesine sahip ve o döneme kadar yapılmış en uzun kayıtlar yapılıyor. O dönemde kullanılan popüler Walkman'den daha küçük ve daha hafif olarak adlandırılıyor bu sistem. Audible.com ise 1998 yılında ilk dijital web sitesi olarak kullanılıyor. İlk dijital web sitesi olduğu için de tabii ki değeri sesli kitap tarihinde oldukça büyük. 2005 yılında ise yazar Hugh McGuire tarafından LibriVox'un kurulmasıyla birlikte kitaplar gönüllü anlatıcılar tarafından da seslendirilmeye başlanıyor. Bu da çok önemli bir değişiklik çünkü eskiden ya devlet eliyle ya şirketlerin pazarlama stratejisi olarak çıkıyordu. Ama artık 2005 yılından itibaren gönüllüler esasına dayanan da yeni bir sistem oluşmaya başlamıştı. 2021 yılının sonuna gelindiğinde bu sistem, gönüllü esasına dayanılan sistemin 17 binden fazla kitap kaydettiğini görmekteyiz. Baktığımızda oldukça fazla değişiklik ve gelişime çok kısa bir sürede erişildiğini söylemek mümkün. Sesli kitap sektörü şu anda günümüzde tabii ki teknoloji gelişmelerinin daha da artmasıyla beraber akıllı telefonlar, tabletler, bağlantılı araç platformlarıyla arabalarda dinlemenin de mümkün olmasıyla beraber multimedya eğlence sistemleriyle birlikte çok daha hızlı bir artış göstermekte. 2014 yılında ise çok ilginç bir gelişme oluyor ve sesli kitap sektörü aslında bir endüstriye bağlanıyor. Bu endüstriye bağlanmasının arkasında bir üniversitesel bir sistem de var. Ve 2014 yılında Bob ve Debra Day'ın sesli kitap üretimi ve sanatını ve teknolojisini öğretmek amacıyla Day'ın Ses Sanatçılığı ve Teknolojisi Enstitüsü'nü açıyorlar. Bu da bunun sistemin daha akademik bir yönteme bağlanması konusunda dikkat çeken hususlardan biri. Türkiye'deki sesli kitap sektörüne gelirsek, sesli kitaplar sesli kitapların üretimi birçok farklı şekilde yapılıyordu. Tarihten gördüğümüz plaklar, CD'ler, Walkman benzeri uygulamalar yoluyla. Ancak günümüzde artık teknolojinin de gelişmesiyle beraber genellikle bir stüdyo mühendisi ve bir yönetmenin beraberliğinde bir anlatıcının da kayıt kabininde seslerini kaydetmesiyle metni okumasından oluşmakta. Bir hata yapılırsa kayıt durduruluyor ve anlatıcı tekrar okuyor. Kayıt teknolojisindeki son gelişmelerle birlikte birçok sesli kitap artık bağımsız çalışan aktarıcılar tarafından da okunmaya başlanıyor ve ev stüdyoları yaygınlaşıyor. Büyük yayın evleri tarafından üretilen sesli kitaplar anlatım kaydedildikten sonra bir prova ve düzenleme sürecinden geçiyor. Anlatıcılara genellikle kaydedilmiş bitmiş saat esasına göre uygulama yapılıyor. Yani bir kitabın üretilmesi 20 saat almış olabilir ama kitap anlatıcısı ücretini 5 saatse kitap 5 saat üzerinden alıyor. Bu da şirketlerin bu konudaki politikası şu şekilde, daha hatasız olmasına yönelik bir teşvik olarak yorumluyorlar. Daha uzun kitaplar daha fazla stüdyo zamanına mal olmakta ve daha tanınmış anlatıcılar, daha popüler isimlerin kullanılması bu konudaki sesli kitapların maliyeti açısından birçok farklılığa sebep olmakta ve önemli bir maliyet farkını karşımıza çıkarmakta. Örneğin Türkiye'de en çok kullanılan ücretli uygulamalardan bir tanesi Storytel. Storytel'de karşımıza çıkan ünlü seslendirmenler var. Baktığımızda Orhan Pamuk kendi eseri olan Babamın Bavulunu kendi sesinden anlatıyor. Önemli tiyatro ve sinema oyuncusu Selçuk Yöntem Dostoyevski'nin Kumarbazını seslendiriyor. Yine önemli tiyatro ve televizyon sanatçısı olan Bennu Yıldırımlar Uçurtmayı Vurmasınlar adlı romanı kendisi seslendiriyor. Daha popüler isimlerin tercih edilmesiyle beraber bu kitaplar daha yüksek dinlenme oranlarına eriştiğini de görmekteyiz. Türkiye'deki sesli kitap uygulamaları genellikle 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Ücretli, ücretsiz ve kısmi olarak ücretli. Bunlardan ilki ücretsiz uygulamalar olarak adlandırdım ben. Karşımıza çıkan ilk olarak ücretsiz uygulamalar Seskit, seslikitaplar.net, Türk Telekom Telefon Kütüphanesi, TRT Dinlen, seslikitaplararşivi.com. Bu uygulamalardan Türk Telekom Telefon Kütüphanesi baktığımızda erken bir tarihe sahip diğer Türk uygulamalarının yanında 2011 yılında çıkarılıyor ve
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunuluyor. Türk Telekom Telefon Kütüphanesi adından da anlaşıldığı gibi, tanımından da anlaşıldığı gibi ve çıkış tarihinden de anlaşıldığı gibi engellilere hizmet vermeyi amaçlıyor. Bir belge ile beraber, bunun sunulmasıyla beraber engele dair bu üyeliğe sahip olup sesli kitapları dinleyebiliyorsunuz. TRT Kitap ise daha herkese hitap eden bir uygulama karşımıza çıkıyor uygulama olarak. Google Play Store'da uygulaması da bulunuyor ve yalnızca sesli kitaplar değil birçok farklı alanda da karşımıza çıkan uygulamaları var. Müzik, radyo tiyatrosu, İlahi gibi farklı türlerden karşımıza çıkan farklı uygulamalara sahip. Seskit, seskilikitaplar.net ve seskilikitaparşivi.com ise Google üzerinden ulaşabileceğimiz sayfalar. Bu sayfaların genelde kullanışı pek kullanışlı değil, ancak kısa vadede işimize yaradığını söyleyebileceğimiz uygulamalar. Yarı ücretli uygulamalar ise Audioteca, Serial Box uygulamaları. Bu uygulamaların kimi kitapları ücretli, kimi kitapları ücretsizken amaç, daha doğrusu politikaları şu: dinleyicileri uygulamalara çekmek, daha sonra da aylık aboneleri yapmak. Bu şekilde kimi kitapları ücretsiz olarak yayınlayarak bu şekilde amaçlarına ulaşmayı hedefliyorlar. Ücretli uygulamalara baktığımızda ise karşımıza Storytel, Google Kitaplar, Apple Books, Kitap, Audible Amazon, Kitap Yurdu ve DNR çıkmakta. Storytel bunların içerisinde en popüler olanı. Baktığımızda içerik olarak da en zengin olan Storytel. Google Kitaplar ise kitapların kitap başına olarak değerlendiriyor ücretlerini. Storytel'de aylık bir ücret vardı. Google Kitaplar, Apple Books, Amazon, DNR buralarda ise genel olarak kitap başına olarak bir ücretlendirmeyi görüyoruz biz. Her kitabın fiyatı değişmekte, hacmine, kitabın popülerliğine, kitabın yazarına göre kitap fiyatlarının da değiştiği karşımıza çıkıyor. Storytel aylık bir uygulama sistemi belirliyor ve bu aylık uygulama genel olarak baktığımızda Apple'dan ve Amazon'dan daha uygun bir fiyata sahip. Bu uygulamaların fiyatlandırmasından bahsetmiştik. Diğer uygulamalarda ise gene en uygun aylık fiyatını Kitap Yurdu'nun uygulamasında görüyoruz. Ancak Kitap Yurdu'nun uygulamasını kullanıcı yorumlarına baktığımızda Storytel kadar olumlu konuşmamız pek mümkün değil. Aynısı kitap için de geçerli. Bu uygulamalarda uygun fiyatlara rağmen okuyucuların memnun olmadığı, dinleyicilerin memnun olmadığı karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi de genelde uygulamadan kaynaklanan donmalar, takılmalar, bu uygulamaların hata vermesi, kullanıcıların verdikleri parayı hak etmediklerini düşünmesi gibi bu gibi yorumlara sahipler. Genel kullanıcı yorumlarına bakıldığında pek çok olumsuz yorum karşımıza çıkmakta bu şekilde. En beğenilen uygulamanın ise Storytel olduğunu söylemiştik. En çok okunan sesli kitaplara baktığımızda ilk olarak karşımıza Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı çıkmakta. Sabahattin Ali'nin eserleri pek çok farklı uygulamada pek çok ilk 10'da yer almış bulunuyor. Storytel her yıl, Storytel'in Türkiye pazarına girmesi 2018 ve her yıl 2018'den sonra en çok okunan kitaplarını sıralıyor. Diğer uygulamalarda böyle bir etkinlik yok. Ama baktığımızda en popüler uygulamalar arasında baktığımızda yine Sabahattin Ali'yi görüyoruz en çok okunan kitaplar arasında. Bunlar güncel olarak en çok okunan kitaplar. Ben bunları ortalama bir değerlendirme yaparak sıraladım buraya. Baktığımızda Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, İçimizdeki Şeytan adlı romanları, Satranç, Şeker Portakalı, Simyacı, Ustalık Gerektiren Kafayı Takmama Sanatı, İnsan Neyle Yaşar ve Madalyonun İçi gibi kitapları görmekteyiz. Özellikle son dönemle birlikte kişisel gelişim kitaplarının ve psikoloji kitaplarının da çok yüksek oranda bir okunmaya, dinlenmeye sahip olduğu karşımıza çıkmakta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun televizyonlardan itibaren görmeye başladığımız sıklıkla eserlerinin en çok dinlenen kitaplar arasında da yer aldığını görüyoruz biz. Buraya ben Madalyon'un içini yazdım ama şu anda bir televizyon dizisi halinde devam eden Camdaki Kız da yine bu en çok dinlenen, okunan sesli kitaplar arasında yer almakta. Sesli kitapların faydalarına baktığımızda ise ilk olarak tekrar dinleme olanağı bize sunması büyük bir fayda. Durduğumuz, takıldığımız, ilgimizi çeken, çekmeyen, canımızın istediği, istemediği alanlarda sesli kitabı durdurarak hemen o an ya da daha sonrasında tekrar dinleme olasılığına sahibiz. İkincisi ise öğrenme açısından bize kolaylık sağlaması. Özellikle çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki sesli kitap dinlemek ilgi ve odağı daha çok arttırdığı için
öğrenmemize olumlu anlamda katkıda bulunuyor. Üçüncüsü ise çoklu görev. Şöyle ki bir sesli kitabı aynı zamanda evde temizlik yaparken, yolculuk yaparken, günlük bir ev işi yaparken, bulaşıkları yıkarken, spor yaparken ve daha birçok aklımıza gelen etkinlikle beraber kullanabiliyoruz. Birçok çoklu görevin yanında sesli kitabın bize eşlik etmesi hayatımıza bir eğlence boyutunu da getiriyor. Uzun yolculukların ya da yapmaktan hoşlanmadığımız bir işin arka planında sevdiğimiz bir eseri dinlemek bizi mutlu ediyor diyebiliriz. Sonuç kısmına geldiğimizde ise şöyle ki sesli kitapların ilk olarak genellikle devletler aracılığıyla, devlet eliyle oluşturulduğunu söylemek mümkün. İlk olarak görme yetisini kaybetmiş vatandaşlar için çıkarılan sesli kitaplar, için içerisine şirketlerin girmesi, özel pazarın da girmesiyle beraber daha geniş bir kitleye hedef sunmak, hitap etmek amacı taşımaya başlamıştır. Ve bu sesli kitapların bugünkü durumuna baktığımızda dijital gelişmelerin de artması, teknolojinin daha da ilerlemesiyle beraber devamlı süregelen bir artış gösterdiğini söylemek mümkündür. 2018 yılında okunan sesli kitap sayısıyla bugüne kıyasladığımızda arada 3 kat gibi büyük bir miktar var. Bu sesli kitapların indirme oranlarına baktığımızda yine böyle süregelen bir artış olduğunu görmekteyiz. Sesli kitap sektörünün teknolojinin daha da yükselmesiyle beraber daha da çok artacağını düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Burcu. Şimdi oturumumuzun son konuşması olan elektronik edebiyat bağlamında Storytel'i Melike Bahar Yavuz'dan dinliyoruz. Buyurunuz. Merhabalar, ben sunumu açacağım şimdi. Burcu, siz ekran paylaşımınızı durdurun isterseniz. Teşekkür ederiz. Evet, geldi görüntü. Görüntü siz geldi mi? Tamamdır. Öncelikle ben bu sempozyumu hazırladıkları için ve bize fırsat verdikleri için Edebiyatta Çağdaş İncelemeler Topluluğu'na, başta Dilek Hoca'ya ve Hayri Nisa Hoca'ya ve diğer bütün katılım sağlayan hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Benim konum elektronik edebiyat bağlamında Storytel. Ben öncelikle hocalarıma bir soru sormak istiyorum. Sesli kitaplar hakkında ne düşündüklerini ya da tercih edip etmediklerini merak ediyorum. Diğer katılımcılardan söz almak isteyen var mı? Yoksa benim söyleyecek sözüm var. Tabii, çok sevinirim. Çok önyargılı olduğum bir uygulamaydı. Kitap dediğin şey dokunarak olur. Elini alırsın, dokunursun, hissedersin, kitabı koklarsın. Şu anda tam bir sesli kitap müptelasıyım. Ve okuma oranımı kat kat arttırdım. Farklı bilgiler vermeyeyim, belki sunumunuzda paylaşacaksınızdır. Ama çok, benim elimden ve kulağımdan düşmüyor diyeyim. Çok teşekkür ederim fikirleriniz için. Ben öncelikle Storytel'in ne olduğuyla başlamak istiyorum. Storytel 2006 yılında İsveç Stockholm'de Jonas Tellander ve John Huxon tarafından kurulmuş bir sesli kitap platformu. Aynı zamanda bir yayın grubu olma özelliği de taşıyor. İlk kurulduğundaki adı Bookiller, daha sonra Storytel olarak değiştiriliyor. Şu anda mevcut 25'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Storytel'in kuruluş amacı aslında İsveç'teki sesli kitapları tek bir platformda toplayan kalıcı bir sistem olması amaçlanmış ilk kurulurken. 2017'de Rusya, İspanya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmet vermeye başlıyor. 2018 yılında Türkiye'deki sesli kitap platformu olan Seslenen Kitapları satın alarak Türkiye'deki pazarına girmiş oluyor. Fakat en çok yükselişe geçtiği dönemler 2019 pandemi zamanları. Özellikle pandemi zamanında e-kitaplar ve sesli kitaplar çok fazla ilgi çekiyor. Pandemi öncesi ve sonrası dönemde elektronik edebiyata değinmek istiyorum. Pandemi öncesi dönemde sesli kitapların asli kullanım amacı ve hedef kitlesi engelli, özellikle görme engelli insanlar. Pandemiden önce de PDF, e-kitap ve sesli kitaplar, podcastler yaygınlaşmaya başlıyor. Fakat pandemi döneminde yaşanan kapanma, hijyen ihtiyacı ve boş vakitler insanları özellikle dijital edebiyata itiyor.
Türkiye'de 2017'den beri varlığını sürdüren sesli kitaplar 2020'de dinleme oranları bir önceki yıla göre %112 artış gösteriyor. Bu sayı her geçen yıl yükselerek 2022 yılında Storytel üzerinden dinlenen kitap saati 8 milyon 640 bine kadar ulaşıyor. Audio Publishers Association'ın 2020 yılında yaptığı, ABD'de yaptığı bir araştırmaya göre ABD'de sesli kitap satışları bir önceki yıla oranla %116 artarak 1,2 milyar dolar seviyesine kadar ulaşıyor. Edison Research'ın araştırmalarına göre 18 yaş ve üstü ABD'li sesli kitap dinleyicilerinin bir yılda dinlediği ortalama kitap sayısı 2019'da 6,8 iken 2020'de bu rakam yıl sonuna kadar 8,1 olması beklenmiş. Sesli kitaplara olan talebin artmasının yanında PDF, e-kitap ve internet kaynaklarına olan ilgi de artıyor. Birçok üniversite kütüphanesi ve devlet destekli siteler bu dönemde e-kaynak ihtiyacını sağlamak için erişime açılıyor. Pardon. Ben aslında pandemi öncesi ve pandemi sonrası dönem için bir ortak inceleme, istatistik bulmak istedim e-kaynaklarla ilgili. Fakat bu kadar genel bir istatistik bulamadım. Onun yerine MEF Üniversite Kütüphanesi'nin e-kaynak kullanımını örnek göstermek istiyorum. Burada 2019 ve 2020 yılında, daha sonra 2021 ve 2021 yılları arasında indirilen tez, indirilen makaleler, kitaplar, okunan dergiler ve gazetelerin ne kadar arttığını görüyoruz. Özellikle dergi ve gazetelerde çok büyük bir artış var. Daha sonra Storytel'in bünyesinde yer alan kategorileri sınıflandıracağım şu anda. Genç edebiyat başlığı altında klasiklerden, romanlardan, hikayelerden, fantastik ve bilim kurgudan, polisiyeden, şiir ve dramadan bahsedebiliriz. Çocuk edebiyatı başlığında masal kitaplarından, çocuk hikaye kitaplarından ve sesli çizgi filmlerden bahsedebiliriz. Özellikle sesli çizgi filmler benim çok ilgimi çekti. Araştırma kitapları Storytel'de çok geniş bir yelpazeye sahip. Yani istediğiniz herhangi bir konudaki bir araştırma kitabını bulabiliyorsunuz. Ben bizim bölümün kuram kitaplarından bile buldum yani. Biyografi, otobiyografi ve tarih kitapları bulunuyor. Kişisel gelişim başlığı altında çocuk gelişimi, girişim ve iş kitapları, psikolojik gelişim, beslenme ve diyetik kitapları bulunuyor. Dil eğitimiyle ilgili İngilizce kitaplar, dil ve gramer kitapları bulunuyor. İngilizce kitapların kulağın dile alışması açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum ama dil ve gramer kitaplarıyla yani sesli olarak ne kadar dili öğrenilebilir bundan çok emin değilim. Ona rağmen Storytel'de Fransızca, İspanyolca, Almanca, İngilizce gibi birçok dilin gramer kitapları bulunuyor. Podcast, dergi ve makaleler, e-kitap, tiyatro ve radyo tiyatro olmak üzere bu başlıklar da var. Ben öncelikle dergilerin dijital ortama geçmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kağıt israfı ve geri dönüşüm açısından bence dergilerin bu şekilde dijital ortama geçmesi çok yararlı. Tiyatro ve radyo tiyatronun ayrımına değinmek istiyorum. Bir tiyatroyu sesli olarak dinlemekle radyo tiyatro arasındaki fark nedir? Sesli tiyatro dediğimiz şey, tiyatro zaten kendi başına hem görsel hem işitsel hem de fiziksel bir sanat türü. Dolayısıyla bu sesi kaydeden kişilerin de seslendirmenlerin bu etkenleri de dikkate alması gerekiyor ve dekorlar da buna dahil. Fakat radyo tiyatro zaten tür itibariyle sesli bir tiyatro türü. Dolayısıyla radyo elemanları da bunu dikkate alarak bu şeyi yapıyor. Burada ben öncelikle Storytel'in Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi kitabından bir arayüz koydum. Burada aslında gördüğünüz üzere kitabın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Geri ve ileri sarabiliyorsunuz. Gece modunda isterseniz kitabın dinleme süresini ayarlayabiliyorsunuz. Kitabı indirebiliyorsunuz.
Kitabın bölümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu bölümlere not bırakabiliyorsunuz. Daha sonra bu notlara geri dönüş yapabiliyorsunuz. Şimdi çok kısa bir dinletim olacak. Bunlar yoksulluğun para kazanmakla unutulacak bir suç olduğunu sanacak kadar masum insanlardı. Celal Salik, defterlerden. Bir adam rüyasında cennete gitse ve ruhunun gerçekten cennete gittiğinin işareti olsun diye ona bir çiçek verseler ve sonra adam uyandığında bir de baksa ki çiçek elinde. Peki ya sonra? Bu şekilde bir dinletiydi. Podcast, e-kitap ve radyo tiyatrodan bahsetmek istiyorum ayrıca. Podcast Storytel Türkiye'de yaygınlaşmadan önce de farklı uygulamalarda aşina olduğumuz bir oluşumdu zaten. Sesli kitaplara oranla kaydedilmesi ve ulaşması daha az maliyetli. Fakat Storytel'deki podcastlere şöyle bir parantez açmak istiyorum. Storytel Originals diye bir kategori var Storytel'de. Burada Storytel kendi dijital kütüphanesinde, dijital kitap atölyesinde kitaplar çıkarıyor. Bunlar basılı kitaplar değil, sadece Storytel'de olan kitaplar ve podcastler. E-kitaplar özellikle 2018'den sonra dijitalleşen dünyada yerini alıyor. İlk zamanlarda her kitabı bu formatta bulmak çok mümkün değil. Fakat şu anda çok geniş bir veri oluşturulmuş durumda. Storytel sesli kitap imkanının yanında e-kitap formatını da destekliyor. Storytel'de şu an her kitabın hem sesli kitabını hem e-kitabını bulmak mümkün değil. Bazı kitapların sadece e-kitap halinde bulunuyor bazı kitaplar. Bazıları sadece sesli kitap olarak bulunuyor. Radyo tiyatro ise ilk defa Türkiye'de 1927 yılında faaliyet göstermeye başlıyor. En yükselişe geçtiği dönemler ise 1940-1946 yılları. Bu dönemde %80'e kadar artıyor. Bu dönemde radyofonik oyunlar radyonun kendi elemanları tarafından hazırlanıyor. Dijital dönemin başlamasıyla radyolar, dolayısıyla radyo tiyatrolar kaybolma noktasına geliyor. Storytel'in bünyesinde bulunan radyo tiyatro ve sesli sahne kategorileri bu sebeple oldukça dikkat çekici. Şimdi yine radyo tiyatrodan kısa bir dinletim olacak. Sonra da doğru Maraş'a git. Kuvacılara katılacağım hoca efendi. Bizim dememiz de o. Maraş'ta uzun oluk camiyi imamı sütçüyü gör. Seni kuvacıların başı Arslan Bey ile tanıştırsın. Duydun mu oğul? Durdu. Durdu sana derim, kendine gel. Oğul. Durdu. Durdu. Duydum hoca efendi. Duydum. Bu şekildeydi. Sesli kitaplar deyince aslında hepimizin ilk aklına gelen şeylerden biri seslendirmen oluyor. Ben burada bir araştırmanın sonuçlarını birazdan anlatacağım. Fakat bu araştırmanın sesli kitaplarla ilgili olduğunu ve Storytel ile ilgili olmadığını şimdiden söyleyeyim. Sesli kitaplarla ilgili yapılan bu araştırmada 18-39 yaş arası 17 katılımcıya sesli kitaplarla ilgili çeşitli sorular soruluyor. Bu sorulardan bir tanesi de sesli kitaplarda seslendirmenin önemi üzerine. Bu katılımcılardan 4 tanesi seslendirmenin önemli olduğunu fakat özellikle bir seslendirmen seçmediklerini söylüyorlar. Katılımcılardan 5 tanesi özellikle sadece belirli seslendirmenlerin kitaplarını dinlediklerini söylüyorlar. 2 tanesi seslendirmenlerin o kadar da kendileri için önemli olmadığını söylüyor. Bir kişi seslendirmen imkanının çok az olduğundan bahsediyor. Bir kişi de Google Asistan'a dinlettiğini söylüyor. Google Asistan'da da çünkü seslendirmen imkanları var. Katılımcıların ortak özelliği özellikle sakin, bariton ve tiz olmayan sesleri tercih etmeleri. Ses sanatçısının ses tonu, diksiyonu, artikülasyonu, vurgu ve tonlamasına göre kitap seçenler büyük bir çoğunlukta. Burada Storytel'de yer alan bazı önemli seslendirmenleri aldım. Burada gördüğümüz üzere tanıdık isimler var. Bu isimleri zaten televizyondan, sosyal medyadan, programlarla ve hikaye anlatıcılıklarıyla tanıyoruz. Okan Bayülgen, Sunay Akın, Barış Özcan, İbrahim Selim, Murat Eken, Mazlum Kiper gibi. Son olarak ben kendi yaptığım bir anketten bahsetmek istiyorum. Ben bu anketi 15 kişiyle falan yaptım. Yani sonuç olarak 15 kişi cevap verdi.
Üniversite öğrencileriyle yaptım bu anketi. Sadece edebiyat öğrencileri yoktu. Çünkü o zaman adil olmazdı. Edebiyatçılar elde okumayı daha çok seviyor. Dolayısıyla diğer bölümlerden de arkadaşlarımdan rica ettim cevaplamalarını. İlk sorum PDF kitaplar hakkında ne düşündükleriydi. İkinci sorum sesli kitaplar hakkında ne düşündükleriydi. Üçüncü sorum, bir okuma tercihi olarak bir kitabı elde mi okurlar, PDF mi yoksa sesli kitap mı okumayı tercih ederlerdi? Son sorum ise Storytel kullanımı hakkındaydı. İlk soruma genelde gelen cevaplar şu şekildeydi. PDF kitapları özellikle kaynak bulma konusunda ve ekonomik olması açısından herkes çok tercih ediyor ve beğeniyor. Fakat bir okuma tercihi olarak gördüğünüz gibi PDF kitaplar sıfır. Yani kimse bir kitabı PDF olarak okumayı tercih etmemiş 15 kişi arasından. Sesli kitapları beğeniyorlar. Özellikle seslendirmenlere çok dikkat ediyorlar. Fakat sesli kitapların kalıcı bir okuma hafızası olmadığını söylüyorlar. Çünkü elinizde bir kitap olmadığı için dolayısıyla dili işlemek de çok yavaş oluyor. Sadece duyarak bunu sağlayamıyorsunuz. Dolayısıyla hafıza açısından zayıf olduklarını söylediler. Okuma tercihi olarak da gördüğünüz gibi elde okuma %86, sesli kitap %14. Storytel kullanımı da yaygın aslında bu sorduğum insanlarda. %63 oranında Storytel kullanıyorlar, haberdarlar. Sonuç olarak Türkiye yapısı itibariyle geleneksele bağlı ve modernizmi geç yakalamış bir ülke. Pandemiden sonra özellikle üniversite öğrencilerinde artan kaynak ihtiyacı, insanların boş zamanını değerlendirmek istemesi ve her şeyin uzaktan kontrol edilmesi insanları dijitale yönlendiriyor. Bu sebeple edebiyatın elektronikleşmesi pandemiden önce başlamış olsa da en çok yükselişe geçtiği dönem pandemi zamanı ve sonrasıdır. Storytel bu zamanda Türkiye'deki en çok dinleme oranına ulaşmış. 2019'da Türkiye 19 ülke arasında en hızlı büyüyen Storytel pazarı olmuş. Uygulama içeriği itibariyle çocuklara, genç yetişkinlere, farklı meslek gruplarına ve sosyal ihtiyaçlara hitap ediyor. Storytel ve sesli kitap kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalarda insanların en çok toplu taşıma ve günlük işleri yaparken bu uygulamaları tercih ettiği görülmüş. Her ne kadar dijital bir çağda olsak da alışkanlıklarımızdan kurtulmak oldukça zor. Görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinde Storytel kullanımı çok yaygın olmasına rağmen genç kesim elde kitap okumayı, sesli kitap okumayı tercih ediyor. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Melike Bahar. Soru ya da katkı var mı ya da Hasine eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hocam öncelikle ben bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Hepinizin sunumu ayrı ayrı çok güzeldi. Sorumuz yok ya da buradan soru varsa direkt alabilirim. Yok sanıyorum. Peki o zaman toparlayalım isterseniz. Sevgili Zeynep Saledin Çıkal'ın sunumunda podcast'in tarihçesi, bizdeki durumu ve konunun esas sorunsalı olan mitolojik içerikleri paylaştı. Popüler dinleme ürünü çeşitliliği yaratması açısından çok önemli olan bu türde mitolojik içerikleri derlemek ve değerlendirmek faydalı bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Burcu Alga'nın sesli kitap sunumunda uygulamanın yol haritasını dinledik. Kullanıcılara kıymetli bir araştırma sundu arkadaşımız. Sanıyorum ki çoğumuzun hayatına büyük bir hızla girdi bu uygulama. Hocam sesiniz gitti. Duyabiliyor musunuz? Evet hocam şu an geliyor. Tamam. Nereden itibaren gitti sesim Hasine? Zeynep sen... Son cümleniz gitti hocam sadece. Son cümlem peki. Bu son sunumun yani Melike Bahar arkadaşımızın sunumunun diğer sunumlarla bir kesişme noktası yarattığını söylemiştim. E-edebiyat mecrası olarak bu uygulamayı yani Storytel'i çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Teşekkür ediyoruz. Kullanıcılara ya da kullanıcı adaylarına yol gösterdi. Ben de bir katkı sunmak istiyorum. Bu arkadaşımızın bahsettiği Storytel Original serisinde aslında tefrika roman geleneğinin güncellenişine şahit oluyoruz.
Tam olarak orada gördüğümüz şey bu. Öğrendiğimiz ve farkındalığımızı artıran bu sunumlar için konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Açılış oturumunda hocalarımızın da değindiği üzere dijital teknoloji kendi dilini ve edebiyatını üretiyor. E-banka, e-sözlük, e-oyun, e-devlet, e-spor, e-nabız, daha da sayabileceğimiz bu e'lere edebiyatı eklememek olmaz. Günü ve edebiyatı yakalamak adına yarın sabah, yani 12 Mayıs Cuma günü saat 10'da 3. oturumumuz başlayacak. Orada olacağız. Heyecanla ve merakla yeni sunumları bekliyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize, bu yayınları izleyenlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşçakalın.